Evet sevgili takipçilerim, şimdi bir kümes yaptık, bunu birlikte inceleyelim. Neden bu şekil yaptık, onun detaylarını da size anlatmaya çalışacağım. Şimdi burası dış giriş kapısı, burası çok da önemli değil. İçeri giriyoruz, bakın şu kenarlarını beton ile yaptım. Onun da sebebini söyleyeceğim size. Burası merdivenin altı idi. Şöyle kapısını açalım. Kapısını şöyle çok basit bir kilit yöntemi buldum. Şöyle şu şekil yay gibi açılıyor zaten. Buraları bu şekil yapmamın, içine komple beton dökmemin gerekçesini hemen size arz edeyim. Daha önce bu kafesi yaptım. Civcivlerim vardı. 4-5 tane civcivim vardı. Buraya koydum, kapattım. Hiçbir yerden fare giremez, yiyemez düşüncesiyle. İnanır mısınız, fare tam 1 metreden fazla yerde tünel açarak tam kafesin ortasına çıkmıştı. Bakın, 1 metreden fazla tünel açarak kafesin tam ortasına çıkmıştı, kümesin ortasına, ve oradan civcivlerimi yedi. Şimdi bu betonu attım, ancak yine de şu telden, görüyor musunuz? O telden şu tahtanın yüzeyine de uygulamayı düşünüyorum. Çünkü öğrendiğim kadarıyla fareler tahtayı da zaman zaman deldikleri görülüyormuş. Bu yüzden oraya da tel uygulayacağım. Belki civcivlerimi ancak o zaman farelerden koruyabilirim. Şu kenarlarını falan güzelce böyle betonlarsak fare giremez. Eğer toprağa falan güvenecek olursanız toprağı kazıyor ve hatta tünel açıyor. Tünel ile giriyor kümese. Civcivleri yiyor. Bu gece 2 tane civcivimi yedi. Ondan önceki günde yedi. Ben de şimdi gittim, biraz çimento, biraz kum aldım. Kafesin dibini güzelce, gördüğünüz şekil, şöyle kapalı halinde görelim. Şurada kapalı hali de bu. Böyle kapalı, kapanıyor böyle. Hiçbir yerden artık farenin girme olasılığı yoktur. Şöyle. Şu şekil. Tabii bunun içerisine tar falan koyacağız. Suluklarını koyacağız. Yemlik koyacağız. Daha o aşamaya gelmediğim için sadece bunu sizinle paylaşmak istedim. Şöyle de bir tel yaptım. Dışarı çıkarsa buralardan dışarıya çıkmasın diye de etrafını da kapattım zaten. Burası da bir koridor onlar için. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.